Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Safiye bint Abdülmuttalib radıyallahu anha. Ümmü Sübeyr, Safiye bint Abdülmuttalib bin Haşim el-Kureyşiye el-Haşimiye radıyallahu anha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 6 halasından biri olan Safiye radıyallahu anha, miladi 567 yıllarında Mekke'de dünyaya geldi. İlk evliliğini cahiliye devrinde Ebu Sufyan'ın kardeşi Haris bin Harb ile, onun ölümü üzerine ikinci evliliğini de Hazreti Hatice'nin kardeşi Avvam bin Hüveylid ile yaptı. İlk evliliğinden Safi adında bir oğlu veya Safiye adında bir kızı, ikinci evliliğinden Jübeyr ile Saib ve Abdülkabe adlı oğulları oldu. Kocası Avvam ölünce çocuklarının terbiyesiyle bizzat ilgilendi. Onların cesur birer insan olarak yetişmesi için sıkı bir disiplin uyguladığı gerekçesiyle zaman zaman yakınlarınca tenkit edildi. Eleştirileri dikkate almayan Safiye, aşire-i mübeşşereden olan Jübeyr bin Avvam ile muhtelif gazvelere katılan Saib bin Avvam'ın çok iyi yetişmesini sağladı. Şuara suresinin "Yakın akrabalarını uyar" mealindeki ayeti nazil olunca, Allah Resulü yakın akrabalarını toplayarak İslam'a davet etmişti. Bu toplantıda halası Safiye'yi de, "Ey Resulullah'ın halası Safiye, seni de Allah'ın azabından koruyamam" diyerek Müslüman olmaya çağırdı. İslam'a davet üzerine bir konuşma yapan Allah Resulüne hakaret eden Ebu Leheb'e karşı yeğenini savunan Safiye, oğlu Zübeyir'le birlikte Müslüman oldu. İslam'ın yayılması konusunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme destek olan Safiye radıyallahu anha, oğlu Zübeyir'le birlikte Medine'ye hicret etti. Gazaya çıkan ilk Müslüman kadın olan Safiye, katıldığı savaşlarda yaralıların tedavisinde ve geri hizmetlerde önemli görevler üstlendi. Uhud Savaşı sırasında bazı Müslümanların geri çekilmekte olduğunu görünce, "Resulullah'ı bırakıp nereye gidiyorsunuz?" diyerek elindeki mızrakla onlara vurmaya başladı. Onun şehitlerin bulunduğu yere yaklaştığını gören Allah Resulü, kardeşi Hamza'nın düşman tarafından parçalanmış vücudunu görmemesi için oğlu Zübeyr'e annesini durdurmasını söyledi. Ancak Safiye'nin kardeşine yapılanlardan haberi olduğunu, Allah rızası için bu acıya sabredeceğini söylemesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hamza'nın yanına yaklaşması için ona izin verdi. Hazreti Safiye radıyallahu anha bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den cennete girmesi için kendisine dua etmesini istemişti. Allah Resulü cennete yaşlıların giremeyeceğini söylemesi üzerine üzüldüğünü görünce Vaka suresinde yer alan "Biz o kadınları yeni bir yaratışla yaratmış ve onları bakire yapmışızdır" mealindeki ayetleri okuyarak onu sevindirmişti. Hazreti Safiye başta Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere yeğenlerinin ve diğer yakınlarının yanında başını örtmemek suretiyle Müslüman hanımların kimilerin yanlarında örtünmeyeceğini fiilen göstermek suretiyle örneklik teşkil etmiştir. Hazreti Safiye radıyallahu anh aynı zamanda bir şairdi. Hazreti Peygamber'e metiyelerinin yanı sıra kardeşi Hamza'nın şehadeti ve Allah Resulü'nün vefatı dolayısıyla söylediği mersiyeleri de bulunan Hazreti Safiye Medine'de vefat etti. Cenaze namazı bizzat Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından kıldırıldıktan sonra Baki mezarlığına defnedildi. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine.
ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.